Tekrar birlikteyiz sevgili Artı TV izleyicileri. Bir şey yapacak olursanız, yani muhalefetin durumuyla ilgili olarak genel bir değerlendirme yapacak olursanız şu anda muhalefet ne durumda? Parti isimlerinden bağımsız olarak soruyorum bunu. Ya geçenlerde böyle bir tweet atmıştım aslında, durumu anlatmak için yeterli. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk döneminde parlamento etkisiz hale geldi, işte yargı bağımlı hale geldi. İkinci döneminde de muhalefetsiz hale geldi sistem. Yani ortalıkta bir muhalefet yok. Yani tabii ki bir hasar tespiti yapması gerekiyor muhalefet bloğunun, çünkü kaybeden taraf. Yani bunu çok şaşırtıcı bulmamak lazım. Çünkü kim kaybederse bu muhasebeyi, bu hasar tespiti çalışmasını o yapacaktı. Yani şimdi Cumhur İttifakı kaybetmiş olsaydı, şimdi Cumhur İttifakı'nın bileşenlerini, Erdoğan'ın geleceğini, MHP'de genel başkanlık sürecini, Bahçeli'nin ne kadar direnebileceğini falan konuşacaktık. Ama onlar kazandılar sonuç itibariyle. Yani oransal olarak olmasa da, yani oy sayılarını arttırmasa da parlamentodaki çoğunluğu ve Cumhurbaşkanlığı'nı onlar kazandı. Zaten seçim bunun için yapıldı. Parlamentoda çoğunluğu elde etmek, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmak. Geri kalan bütün her şey detay, teferruat. Kaybedenler olduğu için Millet İttifakı'nı tartışıyoruz. Millet İttifakı'nda da öznemiz hep CHP. Lokomotif olduğu için, büyük parçası olduğu için o yapının CHP'yi durmadan konuşuyoruz. Niye bu kadar çok konuşuyoruz? Çünkü biz CHP'yi konuşmaya çok alışkınız. Yani biz yani gazetecilik serüvenimizde bol miktarda olağanüstü kurultay izlemişizdir, CHP'nin olağanüstü kurultaylarını izlemişizdir. CHP içindeki yarışları, mücadeleleri, hep iktidar kavgalarını hep izlemişizdir. Ayrılmaları, bölüşmeleri doğrudan bir partidir CHP'de sonuç itibariyle. Hani CHP'nin uzun zamandır tartışmamızın öznesi olmamasını da hatırladık bu arada. Uzun zaman olmuş CHP'yi konuşmayalı biz. O nedenle birazcık CHP'yi konuşuyoruz ama temelinde şu yatıyor. Şimdi 15 Mayıs ve 29 Mayıs'ta bir B planı olmayan Millet İttifakı bloğu karşımıza çıktı. Başta CHP olmak üzere. Yani 14 Mayıs'ta biz seçimi kaybedersek ne yapacağız kısmı hiç çalışılmamış. Otomatikman şuraya fix olarak bağlanılmış. Biz bu seçimi kazanıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Bir takım parti yöneticileri, işte kurmayları, yanlarında şu dönemde çok eleştirilere muhatap olan kurmayları, bakanlar koltuğuna oturacak ya da kendi çevresindeki insanlar o bakan koltuklarına oturtacaklar. İnsanlar ceplerinde bakanlar kurulu listeleriyle dolaşıyor. Hatta muhtelif kurumlara genel müdürler atanıyor, üyeler atanıyor falan. Tek buraya odaklanılmış, buraya çalışılmış. Yani bir B planı yok. Seçimi kaybedersek kısmı yok. Evet. Şimdi olmayınca da seçimi kaybedeceğiz kısmı 15 Mayıs'ta bir şok yaşandı. Zor derlenip toparlandı. Bu sadece CHP özgü değil. 15 Mayıs'ta ittifakın diğer bileşenlerinin de İYİ Parti başta olmak üzere bir B planı olmadıklarını gördük. Evet. Yani DEVA'nın da, geleceğin de, Saadet Partisi'nin de bir B planı yoktu. Yani 15 Mayıs sabahı ne yapacaklarını bilemediler. 29 Mayıs sabahı çöktü. Yani muhalefet bloğu komple bütün binalarla, yapılarla çöktü. Evet. Ortalıkta muhalefet diye bir şey kalmadı. Oysa ben şunu biliyorum. Aynı tablo aynı tablonun muhatabı Erdoğan olsaydı 14 Mayıs'ta ya da 28 Mayıs akşamında o balkon konuşmasını gene yapardı. Ertesi sabah da Türkiye'yi gezerdi. Seçmenlerle buluşurdu. Gücünü muhafaza ettiğini en azından kendi seçmen kitlesine de gösterme isterdi. Yani hamle yapardı, durmazdı. Bu enerjisi mevcut. Bu böyle bir siyaset kurgulama yeteneği de var Erdoğan'ın. Oysa muhalefet bloğunda bunların hiçbirini görmedik. Bu da tabii ki seçmende müthiş bir umutsuzluk, moral kırıklığı yaşadı. Oysa ki denklemi farklı kurarak muhalefet burada kendisine bundan sonraki muhalefetini inşa edeceği bir zemin çok rahat bir şekilde oluşabilirdi. Evet. Peki şimdi bu yani hani CHP'nin veya muhalefetin hani B planı yok. Herkes gerçekten o verdiğiniz örnek çok önemli bence. Kazanacağız, başka bir alternatif yok diye düşünüyordu ve de şimdi öyle bir durum olmadığı görüldü. Peki CHP içerisindeki şu anda yaşanan süreçle ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani bunun sonucunda bir kabuk değiştirme, CHP'nin farklı bir... Yani çok hani bir eksen kaymasından bahsetmiyorum ama farklı bir üslupla bir yeni siyaset tarzından bahsedebilecek miyiz? Ya senin de izleyicini de çok hayal kırıklığına uğratmadan tek bir cümleyle yanıtlayayım. Hayır. Yani böyle bir tablo yok ortada. Yani böyle bir CHP'nin potansiyeli de yok. Evet. Bu Türkiye'nin genel siyasetiyle de ilgili bir şey. Evet. CHP'de 12 Eylül'den başlatmak lazım millatı. Yani bir format atacaksak CHP'ye, CHP'ye bir kimlik oluşturacaksak, yani politik netliği olan bir siyasi parti haline dönüştüreceksek 12 Eylül'den başlatmak lazım millatı. Çünkü orası bir darmadağın etti siyaseti. Ondan sonra kendine gelemedi. Bir de Erdoğan siyaseti tabii ki. Erdoğan'ın mutlak iktidar halinde 21 yıldır ülkeyi yönetme tarzı, yönetme anlayışı, manevra kabiliyeti. Yani ilk dönemlerinde hatırlayalım, AK Parti'ye Sosyalist Enternasyonal'da üye olmaları için çağrı yapılmıştı. Yani bu kadar siyaseten yalpalayan bir yapı var karşınızda ve sizin konumunuzda o yapı belirliyor. O yapı karşısında bir netlikle ve uzun süreli yer alamıyorsunuz. Yani Baykal direksiyonunda CHP'nin nerelere savrulduğunu gördük. Daha derlenip toparlanamıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da oraları derleyip toparlama gibi niyet hareket etmek yerine partisini büyütmek, iktidara aday olmak gibi bir niyetle hareket ettiğini görüyoruz ki hani siyasette de niyet budur. Yani olması gereken budur. Bir hedefe yönelirsiniz. Sonuç almanız gerekir. Sonuç alamazsanız işte bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhatap olduğu muameleye maruz kalırsınız. 14 Mayıs öncesinde dedeydi, kahramandı, özgürlükçü, ülkeyi uçuracak, kaçıracaktı. 29 Mayıs sabahında bir dakika daha makamda oturmasın diye hakarete varan eleştirilere muhatap oldu. Çünkü sonuç alamadı. Sonuç almanız için de sizin işte sonuç almanız ne gerektiriyorsa ona uygun bir siyaset belirlemeniz lazım ama CHP gibi tarihsel kökenleri de olan büyük yapıları çok fazla oturdukları siyasi hattan ayıramıyorsunuz. Yani değiştiremiyorsunuz, dönüştüremiyorsunuz. Bunlar çok kolay olmuyor. Ne yaparsanız yapın. Bu nedenle hani bir beklenti, gene bir tüzükte eşitliği, kurultaylar gündeme geliyor. Ben birazcık çalışma yaptım. Hatta bu hafta yazacaktım. Bu haftaya yetişmedi. Önümüzdeki hafta yazacağım galiba bir CHP yazısı. CHP'de Deniz Baykal da bütün kurultaylarını değişim sloganıyla başlattı. Yeni Sol, Yeni CHP diye başlattı ama hiçbir şey değişmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaylarının tamamı da bir değişim kurultayı. Gene bir şey değişmedi. Şimdi burada kişilerin değişikliğinden söz ediliyor. Yani kişilerin değişikliğiyle yetinilmeyeceğini söylüyor ama bunu söyleyenler de o kişiler gitsin başka kişiler gelsin tezini savunuyor. Yani sonuçta siyasi partileri var eden, siyasi partileri ete kemiğe büründüren o binaların içindeki insanlardır. Yani binalar içinden çıkardığınız zaman geriye bir tabelalarla bir binalar kalır. İçinde kim varsa parti odur. O insanların politik kimliğidir. O insanların önlerine koydukları politik hedefler o partinin kimliğini oluştururlar. Şimdi burada da aynı tartışmalara muhatap oluyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu MYK'da değişiklik yaparak bunun bir değişikliğe tekabül ettiğini söyledi ama aslında yani teknik olarak bir değişiklik mi? Evet. 17-18 kişi gitti, yerine 15 kişi geldi. Bunların isimleri farklı. 4 tanesi aynı sadece. Ama bunlar 3,5 yıldır partinin rotasını belirleyen karar alma süreçlerine katılan parti meclis üyelerinden oluşuyor. Yani partinin bir şekilde yönetilmesine karar alarak da olsa katkı sağlamış insanlar. Şimdi bunu bir değişim olarak dillendirmek mümkün değil. Bir genel başkanı değiştirelim. Genel başkanı değiştirdiğiniz zaman ne olacak? Yani şimdiki MYK değişikliğiyle teknik olarak da nitelik olarak da aynı şey karşımıza çıkacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gidecek, bunun yerine Sedat Bozkurt gelecek. Sedat Bozkurt ne yapacak? Yani değişim dediğimizin şeyin altını doldurabiliyor muyuz? Bu CHP'de bugün tartışılan ve talep edilen her şey CHP'de daha önce yaşandı, yapıldı. Bakın Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP net bir şekilde sol partiydi. Sokaktaki toplumsal muhalefete de önderlik edebilme yeteneği olan bir partiydi. Bunun içinde de bir takım parti içi dinamikler de vardı. Parti içi demokrasi de işliyordu. Bu dinamiklerden bir tanesi sol kanattı. Yani sol kanat bir kimlikti. Bunun altında işte Alevisi, Kürdü, Sosyalisti var, Sosyal Demokratı vardı. Partiyi içeriden sol siyaset adına zorluyorlardı. Yani partinin sola çekmesi gerektiğini savunuyorlardı. Ve kurultaylarda verdikleri mücadelelerle, yönetime yerleştirdikleri arkadaşlarla bunun içinde uğraşıyorlardı. Bunun yanında bir de Baykal hareketi vardı, Baykal hizbi vardı. Bunu politik bir kimlikle adlandıramıyoruz. Çünkü buradaki tek temel talep ve çaba şuydu, bu partiyi Deniz Baykal yönetsin. Yani Deniz Baykal genel başkan olsun. Tamam, Deniz Baykal genel başkan olsun da ne yapacak Deniz Baykal genel başkan olduğunda? Bu sorunun yanıtı yoktu. Şimdiki o değişim talepleri de biraz bunun gibi havada kalan bir talep. Nitekim Baykal geldi, o partiyi yönetti. Daha doğrusu CHP'de genel başkanlık yarışlarının hepsini kaybetti. CHP açılınca CHP genel başkan oldu. Ondan sonra CHP-CHP bütünleşmesinden sonra da genel başkanlığa devam etti. Ama partiyi Baykal yönetsin, bunlardan daha iyi yönetirin dışında bir şey söylemeyen bu hareket 1999 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez baraj altında kaldı. Yani bunun altını doldurmadıktan sonra, altını değil hatta üstünü de doldurmadıktan sonra, ortaya bir niyet hedef koymadıktan sonra ve bunda da ısrarcı olmadıktan sonra. Çünkü önümüzde ben hemen iktidar olayım, Ali Veli de bakan olsun listelerde oluşturalım da yola çıktığınız zaman başınızda neler geldiğini görüyorsunuz. O nedenle yani bu çıtayı CHP'lilerin, CHP tabanının, CHP seçmeninin çıtayı çok yükseğe koymamasında sonsuz yarar var. Tabii buradaki en temel açmaz da şu: Erdoğan rejimini bir an önce geriletmeniz, hatta bunu ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bu rejimi ortadan kaldırmadıktan sonra Millet İttifakı'ndaki muhtelif kimlikteki partilerin hiçbiri kendi parti kimlikleriyle yol alamazlar, siyaset yapamazlar. Yani Erdoğan rejimi burada olduğu sürece sağcılık da yapamazsınız, solculuk da yapamazsınız. Size alan yaratmaz, tanımaz. Evet. Peki, şimdi... Biraz daha isterseniz Yeşil Sol'u, HDP'yi konuşalım. Sizce örneğin eş başkanlar bundan sonra aday olmayacaklarını söylediler. Ve bir orada da bir yeniden değerlendirmenin, kolları sıvamanın, yeniden işte tabana inmenin gerekli olduğu sonucu çıktı. Örneğin bir oy kaybından da bahsediliyor. Yani üstlenilen hedeflere ulaşılamamaktan da bahsediliyor. O cenahta sizce durum ne? Ya onda gene çok hoşlanmayacakları bir kısa yanıtla söyleyeyim. Parlak değil. Evet. Çünkü bir Erdoğan siyasetini anlamak lazım. Yani rakibinizi tanımadan onunla mücadele edemezsiniz. Bakın Erdoğan sadece kendi ittifakını kurgulamıyor. Karşı tarafı da kurguluyor. Evet. Karşı tarafta Kemal Kılıçdaroğlu kendisine aday olarak kendisi tayin etti. Yani araçsallaştırdı yargıyla, Ekrem İmamoğlu'nun eklem dışına attı. Mansur Yavaş'ın üstüne bir politik baskı kurdu. Muhtelif kesimlerden oy alamayacak lider haline getirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aldı. Ve ona uygun bir siyaset belirledi. O yüzden seccade elinde mitingler yaptı. Caminin avlusundan içine kadar girdi. Bunların tamamı Türkiye sosyolojisinde bir alt okuması olan mesajlardır. HDP için de aynısını yaptı. Bakın Anayasa Mahkemesi ile bir kapatma davasına muhatap etti HDP'yi seçimlerin dışında bıraktı. Ve HDP siyaseti kimlik değiştirmek zorunda kaldı. Başka bir parti çatısı altında ittifak modeline girmek zorunda kaldı Yeşil ve Sol. Oysa şunu biliyoruz, sadık seçmen üretmek için o partinin en az 3 tane seçime girmesi lazım. Evet. HDP'nin sadık seçmeni vardı. Şimdi o seçmenin tamamını, çünkü bu seçmen dediğimiz kitle konteynerlara, trenlere doldurup parti parti dolaştırabileceğiniz insanlardan oluşmuyor. Evet. Kolay değil bunları kendinize bağımlı hale getirmeniz. Bu sizin HDP siyaseti için ciddi bir oy kaybına neden oldu. Bir, iki, Türkiye'de siyaset liderler üstünden işliyor. HDP'nin liderini de haksız hukuksuz yıllardır içeride tutuyor. Siyasete müdahale olmasını belli sınırlarda izin veriyor. Yani tamamen önlemiyor. O izin verdiği sınırlarda bir amacı var tabii ki. Erdoğan siyasetinin HDP'nin homojen, monoblok bir yönetime sahip olmamasına hedeflediği için ona da izin veriyor. Yoksa izin vermez yani. Bir tarafta işte HDP'nin de yaslandığı tabanın önemsediği bir isim Abdullah Öcalan tecrit altında. Yani avukatlarla, aileden kimseyle görüşmüyor ama öbür tarafta Twitter üzerinden bile işte seçmene ulaşmaya çalışan bir Selahattin Demirtaş figürü var. Bunların hepsi Erdoğan'ın kurgusudur. Şimdi eskiden HDP siyaseti özellikle devlet tarafından gelen baskılara direnç gösteriyordu ve bu onun büyümesine neden oluyordu. İlk kez iktidar tarafından, devlet tarafından gelen baskılar HDP siyasetini küçülttü. Hatta dağılma aşamasına getirdi. Ciddi bir iç tartışma aşamasına neden oldu. Ha bunda iç nedenler de var. Ben bu anlattıklarımın tamamı dış etkenler. Yani Selahattin Demirtaş'ın içeride olması, HDP'nin kapatılma davasına muhatap olması da dahil olmak üzere. Daha doğrusu işte HDP siyasetinin önderlik, liderlik yapacak insanların tamamının siyaset yapacakları alanların ya ortadan kaldırılması ya da çok daraltılması hep dış etkenler. Bir de iç etkenler var. İç etkende de karar alma süreçlerinde bir sıkıntı yaşandığını görüyoruz. Bunun nitekim milletvekili listelerinde de somut bir şekilde ortaya çıktı. Hani liberallerden oluşan bir danışma meclisi oluşturdu HDP siyaseti içinde Cengiz Şandar, Hasan Cemal, Ali Bayramoğlu, Mehmet Altan gibi isimler. Bunları parlamento zeminine taşıması çok normaldi, çok doğaldı ama isim tercihlerinde kendi tabanının da çok hoşlanmayacağı bir tercihlerde bulunduğunu bizzat HDP'nin seçmenleri bunu açıkça dile getirdiler. Bunlara tanıklık yaptık yani bunlara dinledik bizzat HDP'nin içinde bir şeye tekabül eden isimler tarafından. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman yani HDP siyasetinin, Yeşil Sol siyasetinin bugün bulunduğu noktanın çok şaşırtıcı olmadığı ortaya çıkıyor. Burada şey de var tabii ki yani sol partilerin, sosyalist partilerin eski ittifakı, dayanışmayı, birlikteliği bir köşeye bırakarak kendilerinin bir farklı bir kendilerine siyasi yol, rota çizmelerinin de etkisi olduğunu atlamamak lazım. Bu da önemli bir şey. Yani kendinizi HDP siyaseti karşısında konumlandırarak HDP'yi dışarıdan eleştirdiğiniz zaman MHP'den bir farkınız kalmıyor. Oysa HDP şuna çok müsaitti ve HDP'nin büyümesinin kökeninde de bu yatıyordu. Sol sosyalist partileri içinde barındırarak onlarla yol almaya çok müsait bir siyasi yapıydı. Ve bununla büyüdü. Yani HDP siyasetini büyüten hani omurgasını Kürt seçmeni oluştursa da siyasi rotasını dayanışma ve direnç noktasını oluşturan sol gelenekten gelen, kendilerini sosyalist sol olarak tanımlayan partilerdi. Burada da bir sıkıntı yaşandı. Bir arada olamadılar. Nedenleri de hiç tartışılmadı ve hepsi de kabul edildi. Yani ittifak içinde tipin ayrı bir listeye girmesi de çok tartışılmadı. Hani tartışmak yerine direkt kafadan bir eleştiri haline aldı ve eleştiriler de bir anda sertleşti. İttifakın bütünlüğünü de bozacak şekilde sertleştirdi. Bu da çok doğru yapılmadı. Buradaki de nitekim doğru yapılmadığı da seçim sonuçlarıyla ortaya çıkıyor. Yani bu seçim şu değildi örneğin. Muhtelif siyasi kimlikteki partilerin, bu aynı zamanda şey içinde, İYİ Parti içinde geçerli bu söylediklerim, gücünü, büyüklüğünü, seçmen potansiyelini test edilebileceği bir seçim değildi bu seçim. Tam tersi bu seçim bir normalleşme seçimiydi. Hatta bir referandumdu. Burada kişiler oylanmadı. Bir anlayış, bir siyaset yapma tarzı oylandı. HDP de burada bir tavır aldı, bir tercihte bulundu ama HDP'nin de siyaset yapma alanını daraltan, hatta çoğu yerde de ortadan kaldırılan bir etken var. Selahattin Demirtaş'ın da karşı çıkarak, talep olarak itiraz ettiği bir etkendir bu. Hala PKK'nın silahlı olarak varlığıdır burada. Yani Erdoğan bunu da kullandı. Çünkü sağ siyaset tarafından ya da devleti temsil eden siyaset iktidarlar tarafından çok konforlu bir alandır burası. Terör olmayan bir ülkede terörle mücadeleyi pazarlayarak seçim kazandı. Çünkü niye? Elinde silah olan ve hala şiddeti araçsallaştırmış bir yapı duruyor. Ve her şeye rağmen, bütün çağrılara rağmen, infaz edilmesine, parçalanmasına rağmen, Selahattin Demirtaş'ın da sık sık dile getirmesine rağmen o silah bırakılmış değil. Bunları da alt alta eklediğiniz zaman HDP siyasetinin verdiği destek bile Millet İttifakı'nın adayında bir anda kösteğe dönüştüğünü görüyoruz bu toplumsal algı nedeniyle. Bunların tamamı bir muhtemelen HDP tarafından da Yeşil Sol tarafından da bir listelenecektir. Çünkü odaklanması gereken, şimdi önüne hedef olarak koyması gereken bir yerel seçimler var. Yerel seçimlerde tabii bu siyasetin, HDP siyasetinin şöyle de bir sıkıntısı var. Meşru kanalları, meşru siyaset zeminini sonuna kadar zorluyor. Orada var. Evet. iktidar var karşısında. Hemencecik bir kayyum mekaniğini, sistemini devreye sokarak demokratik yollarla elde edilmiş başarı bir anda sıfırlanıyor. Bunu da tabanına anlatmakta sıkıntı çekiyor haklı olarak HDP siyasette tabii. Evet. Peki şimdi önümüzde yerel seçimler var. Yani bu seçimlerden çıkartılacak derslerle sadece işte halka ulaşmak, kendini anlatmak vesaire anlamında değil, aynı zamanda ittifaklarla ilgili olarak da bir takım derslerle girecek herkes. Dolayısıyla biraz daha sanki bireysel bir politika, yani daha doğrusu partiler bazında politika ağırlık kazanıyor gibi mi acaba? Yani biraz daha sanki herkesin kendi başına takılmaya çalışacağı bir dönem mi geliyor önümüzde yerel seçimlerde? Siz nasıl görüyorsunuz? Bu sonuçlar üzerinden ortaya çıkan tablonun okuması tam da senin söylediğin gibi. Yani bütün partiler kendi bağımsız özgür irademizle, parti kimliklerimizle biz bundan sonra parti faaliyetlerine devam edelim noktasına gelmiş vaziyetteler. Ama bunun bir politik olarak mantığı yok. Bu bence bu bir duygu. Oysa ki aklın burada devreye girmesi gerekiyor. Çünkü burada ıskalanan bir şey var. Bütün muhalefet bloğunda yer alan, hepsi için söylüyorum. Otoriterleşme eğilimi gösteren yapılarla mücadele kolay değildir. Çünkü muhatabınız sivil siyasi bir parti değil, devletin bizzat kendisi. Ve o devletin en ceberut yüzüyle muhatap oluyorsunuz seçim sattım halinde. Bu uzun soluklu, kararlı ve örgütlü bir mücadele gerektirir. Şimdi burada ittifakların, Millet İttifakı'nı da söylüyorum, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı da söylüyorum, oluşturduğu direnç noktaları sonuç almıştır. Bakın 2014'ten beri Recep Tayyip Erdoğan %52'nin üstüne çıkamamıştır oyu. Bu çok önemlidir. Oysa ki Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında tahayyül ettiği yönetim, sistem, örnek sistem Orta Asya modelidir ve her seçimde üstüne 5-10 koyarak yükselmesi lazım. Son seçimde de gerilemiştir. Yani ilk turda 49,5 almıştır. Yani bu ittifakların oluşturduğu direnç sonuç almıştır. Yani bu önemli bir kazanımdır. Çünkü neyle muhatap olduğunuz, neyle mücadele ettiğinize baktığınız zaman bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi sizin bunun üstüne yeni bir siyaset inşa etmeniz, bir hamle yapmanız gerekiyor. Yerel seçimler bunun en temel alanı. Çünkü daha önce 2019 seçimlerinde, 30 Mart 2019 seçimlerinde bu ittifaklar başarılı oldu. Yani bir Millet İttifakı vardı. Millet İttifakı'nın içinden Saadet Partisi ayrışmıştı. O da bir strateji gereğiydi. Ve İstanbul'da seçim kazanıldı. Saadet Partisi'nin ayrı olmasının da buna katkısı var. Onu da unutmamak lazım. Şimdi gene bir ittifak modelleri muhtemelen denenecektir. Kolay değil, bu tablo üzerinden söylüyorum. Çok dağınık bir tablo var. İYİ Parti'nin de bir direnci var. Ve hemen normal bir siyasi iklimdeymişiz gibi pazarlıklarla bir masaya oturmak gibi ön koşulu da var. Bunu da İYİ Parti yöneticileri dile getirdi. Oysa bu dönem yerel seçimlerde başarı sağlayıp Erdoğan siyasetini geriletmek istiyorsanız, yani o direnç hattını biraz daha ileriye taşımak istiyorsanız, yerel seçimler bunun için müthiş bir olanak tanıyor. İYİ Parti ile CHP'nin bir ittifak oluşturması, o ittifak içindeki muhafazakarların bir ikinci ittifak oluşturması, Emek ve Özgürlük ittifakının da üçüncü bir ittifak modeli olarak bir köşede durması gerekiyor. Yani var olması gerekiyor bu seçim sürecinde. Burada ittifaklar bazı yerlerde aday çıkararak, bazı yerlerde aday çıkarmayarak katkı sağlayacaktır birbirlerine. Örneğin İzmir'de, İstanbul'da HDP siyasete aday çıkarmayarak, muhafazakarlar da aday çıkararak Millet İttifakı'nın adayı muhtemelen Ekrem İmamoğlu olacaktır. Onun önünü açacaktır. Buradaki denklem nasıl kurulabilir? Şöyle kurulur. Daha önce ilk 30 Mart 2019'da Saadet Partisi'nin adayı 103 bin oy aldı. Oysa ilk iptal edilen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına neden olan oy oranı 13 bindi. Yani Saadet Partisi bir strateji gereği aday çıkarmasaydı o 103 bin oyun muhtemelen yarısından fazlası, belki de tamamı AK Parti'nin adayına gidecekti, CHP'nin adayına gelmeyecekti. Stratejiyi böyle kurduğunuz zaman şimdi bir muhafazakar güçlü bir adayla İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına, aynı zamanda AK Parti'nin adayının karşısına çıktığınız zaman AK Parti'den oy alacaksınız siz muhafazakar adayla. Ekrem İmamoğlu'na da CHP'den oy almayacaksınız. Böylece Ekrem İmamoğlu'nun da önü açılmış olacak. Burada tabii HDP siyasetinin de bir aday çıkarmayarak dolaylı desteği de söz konusu olacak. Aynı 2019 seçimlerindeki gibi. Bu senkronizasyonu sağlarlarsa yerel seçimlerde sonuç alma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Çünkü %52 öyle seçilmiş Cumhurbaşkanı, %35 oy ancak alabilmiş AK Parti'nin genel başkanı. Yani AK Parti'ye oy vermeyen %65'lik bir seçmen kitlesi orada duruyor. Evet. Peki bu şeyde önümüzdeki dönem yine hareketli olacak gibi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de şimdiden büyük şehirlerle ilgili çalışmalara başladığı ifade ediliyor. Aslında yani mesela partiye yakın gazetelere bakacak olursak önceden de yaptıkları bir şeyi şimdi yine devam ettiriyorlar. Yani yerel yönetim belediye başkanlarına yönelik bir şey var. Hani olumsuz haber bombardımanı devam ediyor ve şimdiden çalışmaya başladılar. Galiba CHP'yi zorlu bir süreç bekliyor. Ne dersiniz? Kesinlikle tabii. Yani Erdoğan seçim odaklı bir lider ve bütün algoritmasını seçim kazanmaya yönelik yapıyor. Yani bu seçim bile bunu bir kez daha bize öğretti. Yani sadece Cumhur İttifakı çatısı altında partilerin kendi logolarıyla girmesine izin vermesi, bunu kurgulaması bile bunu gösteriyor. Yerel seçimler içinde bir hazırlık yaptığını net bir şekilde görüyoruz. En somut göstergesi Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirtilmesi, tekrar getirtilmesi. Belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı, daha önce de belediye başkanıydı ve Ankara'da da Mansur Yavaş'ın karşısında adaydı. Şimdi bununla AK Parti'nin yerel seçimlerde avantaj sağlamasına çalışacak. Nasıl yapacak? Muhalif belediyeleri, yani CHP'li belediyelerin hizmet yapma alanlarını, olanaklarını daraltırken AK Partili belediyelerin olanaklarını ve alanlarını genişletecek. Ve orada bir siyaset inşa edecekler. Çünkü yerel seçimde seçmenin tercihlerini etkileyen etkenler çok farklı. Yani oradaki etki, oradaki şey başka. Gösterilen refleksler, şeyler çok farklı. Bunu iyi biliyor Erdoğan. Çünkü AK Parti'nin bugünkü mutlak iktidarının kökeninde 94 yılında ele geçirdikleri yerel yönetimler var. Onun üzerine inşa ettikleri siyasetle bugün mutlak genelde bir iktidar var. Bunu çok kaçırmak istemiyorlar. Bu travmayı da atlatmış değiller. Ama tek başlarına kazanamayacakları için öncelikleri gene Millet İttifakı'nın biraz önce söylediğim ittifak kurgularını bozabilmek. Şimdi oraya çalışacaklar. Çünkü bu bir yerel seçimlerde, bir önceki yerel seçimler gibi en iyi belediye hizmetlerini vereceği için bir isme oy verilecek bir seçim olmayacak. Politik bir seçim olacak. Yani çöpleri topladığı için ya da parktaki çiçekleri suladığı için belediye başkanları oy almayacaklar. Politik bir tavır olarak alacaklar, genel itibariyle söylüyorum. Şimdi bu algıyı kırmak isteyecek. Bunu yapmak için de işte elinde devlet var, elinde müthiş bir medya gücü var. Ve çalışacak. Çünkü bu %35'lik AK Parti'nin oyu, burası çok önemli bir eşik. Bunun altına düşerlerse, ki yerel seçimlerde düşme ihtimali çok çok yüksek, önce burayı muhafaza etmeye çalışacak. Belediye başkanlıklarını kazanmaktan daha önce. Burayı muhafaza etmeye çalışacak. Bu nedenle 10 ay boyunca, yani seçimlere kadar bir seçim atmosferini devam ettireceğiz. O ekonomide alacakları tedbirlerde muhtemelen bu göz önünde bulundurulacaktır. Aday belirlerken eski bakanlar gündeme geleceğini bir kulis bilgisi olarak paylaşmıştım. Ben de paylaşmıştım. Şimdi daha farklı bir denklem kurmaya çalışıyorlar. O da seçenekler arasına getirilmiş. Bu meseleye ne kadar çalıştıklarının önemli bir göstergesi. Senin söylediğine katkı olsun diye söylüyorum. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerindeki modeli gündemlerinde, yani örneğin İstanbul'da başarılı olmuş bir AK Partili ilçe belediye başkanı. Genç, parlak, yani Ekrem İmamoğlu modeli birisini getirip aday yapmak gibi bir seçenek de var. Yani bilinen, işte toplumda karşılığı olan, daha önce devlette siyaset tecrübesi olan biri yerine İstanbul'da başarılı olmuş bir ilçe belediye başkanı, aynı Ekrem İmamoğlu modeli gibi. Şimdi burada ne kadar çok çalıştıklarının, yoğun çalıştıklarının bir temel göstergesi. Çok önemli tabii ki yerel seçim. Çünkü burada bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu için de bir sınav, Erdoğan için de bir sınav. Erdoğan'ın bundan sonraki ülkeyi yönetebilme kapasitesini, kabiliyetini ve gücünü de ortaya koyacaktır bu yerel seçim. Ve karşısındaki direnci de bize gösterecektir. O direnç halen devam ediyor mu, büyüdü mü, yükseldi mi? Onu da gösterecektir. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu için de şöyle bir sınav olacaktır. 2019'daki yerel yönetimlerdeki kurulan stratejinin tesadüf olmadığını, planlı ve bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından üretilerek başarılı uygulandığını ya da tesadüf olduğunu gösterecek alınan sonuçlara göre. Onun açısından da çok önemli ama Kemal Kılıçdaroğlu burada sadece CHP'yi değil aynı zamanda biraz önce saydığım ittifak modellerinde hem kurup hem yönetmekle sorumlu olacak ki bu ciddi bir yük oluşturuyor. Evet. Peki Sedat Bozkurt çok teşekkürler bütün bu değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Evet, gazeteci Sedat Bozkurt, Ankara'nın nabzını iyi tutan gazetecilerden birisi. Aynı zamanda tabii yani bu seçim sonrası nasıl görülmesi gerektiği partiler açısından, ittifaklar açısından, bireyler açısından ve bundan sonrasıyla ilgili olarak da neler olabileceği, olasılıklar üzerine ayrıntılı değerlendirmeler yaptı bize. Kendisine bir kere daha teşekkür edelim. Şimdi bu kalan süremiz içerisinde bugün gazetelerin birinci sayfalarına çok giremedik. İsterseniz onlara bir bakalım. Karar gazetesiyle başlayalım. Mesela Covid gitti, kızamık geldi diye bir başlık var Karar gazetesinde. Ve 3 yıldır Covid'in ağır tablosuna maruz kalan Türkiye bu kez kızamık tehlikesiyle karşı karşıya. Patlama yapan vakalar İstanbul'da bir can alınca alarm zilleri çaldı. Bu hastalık koronavirüse göre 6 kat bulaşıcı uyarısı yapan uzmanlar erken tedbirin önemini vurguladı. 4 önlemi sıraladı. 1. Aşı olun, 2. Kalabalıktan kaçının, 3. Hijyene dikkat edin, 4. Maske kullanın. Ve bu arada Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın bazı uyarılarından yola çıkarak daha bulaşıcı olduğu yazılmış. Şöyle, Covid'e göre 5-6 kat daha bulaşıcı. Maske yetmez. Tek etkili korunma yolu aşı ifadesini kullanmış Mehmet Ceyhan. Ve Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Kenan Barut da aşı olun, kalabalıktan kaçıp hijyene dikkat edin hatırlatması yaptı. Bağışıklığı zayıf kişilerin hekim takibi altında olması gerektiğini de belirtti. Şimdi burada yani şöyle bir haber, daha doğrusu bir yazı var. Karar'ın arka sayfasında Akif Bekir aşı komploları masum değil diye bir yazı kaleme almış. Biliyorsunuz yani bu aşılar ilk çalışmaları yapılırken, yapıldıktan sonra, piyasaya sürüldükten sonra, insanlar aşı olduktan sonra çok büyük komplo teorileri geliştirilmişti. Ve olumsuz yaklaşan bazı kesimler, bazı kişiler vardı bu aşıya ve aşılamaya yönelik olarak. Ve hatta geçtiğimiz günlerde Almanya'da dava konusu oldu biliyorsunuz. Dava konusu daha doğrusu. Ve bu nedenle bu aşı karşıtı olanlar bugüne kadar insanlara aşı olmayın, bunun arkasında çok tehlikeli oyunlar var telkininde bulunmaya çalışanlar. Bu davayla beraber aha işte biz demedik mi? Bakın şimdi gerçekler ortaya çıkacak demeye başladılar. Fakat Akif Bekir diyor ki yo öyle değil. Yani bu komplocular hani işte abartmışlar bu meseleleri. Hiç de öyle anlattıkları şeyler gerçekleşmiş değil. Evet bu Covid'den ölenler var. Evet aşı olduktan sonra ölenler var. Evet aşının elbette bir yan etkisi var. Ama hiç de öyle anlattıkları gibi değil. Mesela şurada diyor ki bir yerde yani bu dünya nüfusunun düşürülmesi, yeni dünya düzeni, sıfır saati, kıyamet saati böyle bir takım hani şeyler üretildi ya. Sonrasındaysa şu soruları soruyor mesela Akif Bekir. Yani bütün yazıyı okuyamayacağım için atlaya atlaya. Peki dünya nüfusu 3'te 1'e düştü mü? Yani değil mi? İddialardan birisi buydu. Fakirler kısırlaştırıldı, soyları kurutuldu mu? Yok, öyle bir şey de olmadı. Ümraniye'deki Emmioğlu'na çipi takıldı da artık aldığı her nefesten Amerika haberdar mı? Yok, değil. Böyle bir şey olmadı yani bu anlamda. Öyle ya, aşı korkunç paralar harcanan bir küresel operasyon duysa sonuç ne oldu? Yanlış bilmiyorsam 3 kollu 5 kulaklı ucubeler doğmadı. Görev başarılsa aşı karşıtları şimdi öbür dünyadan konuşuyor olurdu. Fakat hayır, sesleri yine yükseliyor, haklı çıktıklarını bile söylüyorlar. Ulbricht, aşı karşıtlığıyla meşhur bir Alman avukat. Bizdeki Abdurrahman Dilipak veya Fatih Erbakan gibi. Ne güzel, iyi yazmış. Bill Gates, Alman nüfusunu 27 milyona düşürmek için aşıları biyolojik silah olarak kullanıyor iddiasında imiş bu avukat. Ve hatta AIDS bulaştırıyormuş. Bir de böyle söylüyor. Demek saldırı başarısız olmuş ki Almanya'nın nüfusu eksilmedi. Ulbricht dahi yerinde duruyor. Ama rahat durmuyor. Ulbricht'in hukuk firması 250 müvekkil adına BioNTech'e dava açtı. Aşıların yan etkilerinden dolayı tazminat istiyorlar. Başka bir hukuk firmasında da 100 şikayet varmış. Almanya'daki aşı davalarının hepsi buymuş. 350 dosya. Öne çıkan yan etki şikayeti de öyle kalp krizi falan değil. Oysa Almanya'da 64 milyon, dünyada ise yaklaşık 1,5 milyar insan aşılandı. Yine de 350 dava sanki sonuçlanmış, aşıların yan etkisi de kanıtlanmış, kalp krizinden öldürüyormuş gibi esip gürlemelerinden geçilmiyor. Aşı paranoyası bu haberle tekrar ortaladı. Biz demiştik, bak gördünüz mü, tahraları satanlara mutlaka rastlıyorsunuzdur. Aşıya düşmanlık palazlanıyor. Ve şöyle bir şey var. Diyor ki enfeksiyon uzmanlarına kulak verirseniz Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bilimsel rakamlarla yalanladı. Araştırılmış kalp hastalıkları aşısızlarda %44 kat daha fazla. Yani bir ifade şeyi var ama önemli değil. Ölüm vakaları da aşısızlar arasında 10 kat daha çokmuş. Profesör Ceyhan yalan söylüyorlar diyor ama gel de aşı karşıtlarını anlat. Nal diyor, mıh demiyorlar. Dilipak, daha önce aşıyı savunan ve şimdi kirli oyunun farkına varan doktorlar arıyordu. Abdurrahman Dilipak biliyorsunuz. Bir cinayetin suç ortağı olup itirafçı olarak kendi vicdanında beraat etmek isteyen sağlıkçılar hakim ve savcıları göreve çağırıyordu. Şakası yok, komplo teorilerine inandırılanların sağlığıyla oynanıyor, bilerek ya da bilmeyerek. Daha kirli oyun ne olabilir? Umarım tehlike bununla kalır da dolduruşa gelenlerden yerli bir seri bombacı çıkmaz. Seri bombacı, yani Una Bomber lakaplı Amerikalı Ted Kaczynski'ye göndermedir. İnsanlar felaket getirdi diye teknolojiye düşmandı diye bir ifadeyle devam ediyor Akif Bekir. Evet, burada tabii uzun zamandır, yani ilk günlerden itibaren, Covid'in ilk günlerinden itibaren bunun bir komplo olduğu, bunun bir insanların çoğunu yok etmeyi hedefleyen yapay bir salgın olduğu, İşte dünyayı yöneten o güçler, her kimse, onların yeni bir düzen kurmak istediklerini ve özellikle de fakirleri hedef aldıkları falan gibi bir takım şeyler vardı biliyorsunuz. Ve bunların doğru olmadığını yazıyor Akif Bekir. Üstelik şöyle bir şeye de dikkat çekiyor. Yani bunların doğru olduğuna inandırılan insanlar aşı olmuyorlar. Dolayısıyla bu insanlar tehlikeye atılıyorlar. Bir de böyle bir şey var ya. Mehmet Ceyhan'ın da hani şeyi bu, tespitti. Peki şimdi Karar Gazetesi'nin 1. sayfasını böylece geçiyoruz ve nereye geliyor? Bu arada Karar Gazetesi fotoğraflı bir biçimde "Morada batan insanlık" başlığıyla bu batan tekneyi, yani mültecileri taşıyan tekneyi 1. sayfasında görmüş. Yeni Şafak Gazetesi'ne baktığımız zamansa Yeni Şafak Gazetesi şimdi şey buldular ya, fırsat buldular. Yani Cumhuriyet'e, oradan CHP'ye doğru gidecek belli ki bu saldırılar. CHP bu skandalın neresinde diye bir başlıkla bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşananlara yer vermiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin e-ticaret yasası aleyhine yayınlar yapmak için bir firmadan çikolata kutusu içinde 500 bin lira rüşvet aldığı ortaya çıkarken skandalın CHP'ye de uzanacağı belirtiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın rekabeti korumak için hazırladığı tasarıya yerli ve milli diyerek destek veren CHP'nin sürpriz biçimde Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapması kuşkulara yol açmıştı. Evet, böyle bir şey var ve CHP'li Engin Altay e-ticaret yasasını namuslu, yerli, kaliteli ve tekellere savaş açan milli bir kanun, helal olsun Ticaret Bakanı'na diyerek övmüştü. Sonradan Engin Altay'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu ifade ediliyor ve şöyle bir şey var. O dönem CHP'nin AYM'ye başvurmak için gerekli 120 vekili olmayan İYİ Parti'nin ricası üzerine bu adımı attığı konuşulmuştu. Ve de tabii bu mesele hani oraya doğru gider mi? Yani Engin Altay'a kadar uzanır mı, uzanmaz mı? Bunu elbette şu anda bilmek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Fakat Cumhuriyet Gazetesi'nde böyle bir şey, yani böyle bir iddia sürecinin yaşandığını ve bunun sonucu olarak da kısa bir süre önce genel yayın yönetmenliğine getirilen Tuncay Mollabeyisoğlu'nun görevden alındığını, çünkü Tuncay Mollabeyisoğlu'nun hani ilkesel olarak böyle bir yolsuzluk iddiası varsa bu araştırılsın ve ortaya çıkartılsın dediğini, Cumhuriyet yönetiminin veya vakıf yönetiminin ise yani zımni olarak veya hatta açıktan kendi aralarındaki toplantıda bunu kabul ettiğini ve ama saklanmasını istediğini hani bir şekilde artık bunlar dile getiriliyor. Yani bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Yani bunlar bildiklerimiz bu konuyla ilgili olarak sadece. Ama bu mesele dediğim gibi de büyütülecek. Öyle görünüyor. Peki şimdi başka neye bakalım? Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir çocuk daha karanlığa teslim başlığı var Bir Gün Gazetesi'nde. O da şöyle, az önce aslında sizlere haberini de aktarmıştık. Yani bu şeyin Urfa'da menzil cemaatine ait kaçak Kur'an kursuna gönderilen 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'la ilgili. Yani çocuk ağırda asılı bulunmuş. Dolayısıyla bu meselenin üzerine gitmek gerekiyor. Cumhuriyet de birinci sayfasında geniş bir şekilde işlemişti bu konuyu. Onu sizlerle paylaşmıştık ve de bir takım sorular var. Yani bunun hiç de hani çocuğun intihar ettiği gibi bir vaka olmadığı ve bunun ya da öyle bir şeyse bile farklı bir takım sebeplerin olabileceği iması var şeyde, haberde. Dolayısıyla öyle de bakmak gerekiyor ve Bir Gün Gazetesi de meseleyi büyütmüş. Bir çocuk daha karanlığa teslim başlığıyla. Ölümün arkasında yoksulluk, cehalet ve iktidar var. Kaçak Kur'an kursunda okuyan 12 yaşındaki çocuğa ayrılmak istemesine rağmen izin verilmediği öne sürüldü. Okul çağında olup örgün eğitim dışında kalan 282 bin çocuğun da benzer kurumlarda olduğu tahmin ediliyor. Bir başka başlığa bakacağız. 3 günlük ulusal yaz başlığına, fotoğraflı bir başlık bu. Biraz aşağı inersek göreceğiz arkadaşlar. Mora Yarımadası açıklarında batan teknede en az 79 göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından Yunanistan'da 3 günlük ulusal yaz ilan edildi. Yüzlerce göçmene ise ulaşılabilmiş değil. Teknede 750 kişinin olduğu sanılıyor. Göç örgütüne göre bir yılda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan ayrılan 3789 kişi yaşamını yitirdi. Ve gelelim bir başka başlığa, muhasebe zamanı başlığına. Muhalefette seçim sonrası başlayan değişim hareketliliği devam ediyor. Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı iç muhasebeye başlıyor. Hemen yanında Sol Parti'den bir açıklama var. Yeni bir yol yaratacağız diye. Kazanacak farklı bir yolu yaratmak için mücadele çağrısı ifadesini görüyoruz. Peki şimdi hemen altında bir başka başlık var. Bu önemli. Bakın, iktidarla yandaşlar 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketini adeta bir fırsata çevirdi. AKP'liler arasında bölüştürülen deprem ihalelerinde en büyük dilimi ise Rönesans Holding aldı. Rönesans Holding son 2 ayda 4 ayrı deprem konutu ihalesi aldı. Bu ihalelerle Rönesans'a devletin kasasından yaklaşık 13 milyar TL ödenecek. Rönesans'ın sahibi Erman Ilıcak, Forbes'un en zenginler listesinde yer alıyor. İsmail Arı imzalı haber burada Bir Gün Gazetesi'nde. Peki şimdi neye bir bakalım? Sözcü'ye bakalım isterseniz. Sözcü'de neden kaybettik diye bir başlık var. İmamoğlu seçim yenilgisiyle ilgili rapor hazırlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düşünce kuruluşlarına hazırlattığı yenilginin anatomisini anlatan rapora ulaştım. Aytunç Erkin imzalı haber. İşte rapordan bazı dikkat çekici başlıklar. Neler? 1. Vatan mı, soğan mı, istikrar mı, kaos mu dediler. Muhalefet bunu seyretti. Sahte videolarla ilgili olarak sahada seçmenle birebir iletişim kurulamadı. İnce'ye sahte kaset olayını FETÖ-CHP'nin yaptığı iddiası bir türlü boşa çıkarılamadı. CHP ve masadaki diğer 5 parti seçimi bir Erdoğan referandumuna dönüştüremedi. Erdoğan'la devam etmenin yoksullaşma demek olduğu çok iyi vurgulanamadı. Kampanya seçimleri kazanmaya değil, Kılıçdaroğlu'nu aday yapmaya dönük oldu. Kılıçdaroğlu'nun çete söylemi helalleşme siyasetiyle tezat bir duygu yarattı. Evet, burada bu tespitler var. Yani bir rapor biliyorsunuz hazırlatmıştı Ekrem İmamoğlu. Muhtemelen bundan sonraki yol haritasını belirlerken ya da belli seçim süreçlerinde nasıl bir strateji uygulaması gerektiğini anlamak üzere şey yaptı. Böyle bir raporu hazırlattı. Dolayısıyla bu seçimle ilgili tespitleri de içeriyor. Ve işte bu gibi tespitler var. Yani baktığınız zaman yanlış diyebileceğiniz, bariz bir şekilde yok canım nereden uydurmuşlar diyebileceğiniz herhangi bir madde görünmüyor. Evet, şimdi böylece programın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili izleyiciler. İbrahim Ekinci biraz sonra sizlerle birlikte olacak ekonomi gündemiyle ve gün içerisinde gelişmeleri Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.